Merhabalar, 5. mevsime hoş geldiniz. Bugün programımızda bir özlem son buluyor. Çok sevdiğimiz hocamız Profesör Doktor Cemile Özsin Öğün. Bundan böyle çarşamba günleri inşallah bizimle beraber olacaklar müthiş bilgileriyle. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezonda harika sohbetlere, programlara imza atmıştık. Çok farklı bilgiler almıştık. Doğru bildiğimiz yanlışları, yanlış bildiğimiz doğruları öğrenmiştik. Bugün de bir ezber bozacağız. Gerçek ozon tedavisi hakkında konuşacağız. Ozon biliyorsunuz çok yaygınlaştı. Ama gerçek uygulama nasıl olmalıdır diyeceğiz. Hemen hocamıza dönelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakikaten özlemiştik. İyi ki geldiniz. Bilmukabele. Ben de çok özledim seni. İnşallah güzel şeylere vesile olacak sohbetimiz. İnşallah. Öyle temenni edelim. Sizler de her zaman olduğu gibi sohbetimize katılabileceksiniz. Ekranımıza arkadaşlarımız WhatsApp hattımızı paylaşacaklar. Merak ettiklerinizi, eklemek istediklerinizi, tecrübelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi ozon deyince hakikaten son yıllarda bir yaygınlaşma var değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Bu bir yandan iyi ama bir yandan da olumsuz bir takım tarafları var. Çünkü bilinçli uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili problem zaten. Ozon çok fazla uygulanıyor ama son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması var, belki duymuşsundur. Tüm bu tamamlayıcı tıp uygulamalarını bir zaptı rapta almak için sertifikasyon programları açıldı. Gerçekten bilinçli uygulanılması, doğru uygulanması için eğitim programları ve uygun eğitimi alan hekimlere sertifika verilerek, bu sertifikaya sahip hekimlerin dolayısıyla eğitimli hekimlerin uygulanması yoluna gidiliyor. Bir kere bunu duyurmak çok önemli sanıyorum. Çünkü ozon 10 küsür yıldan beri var ülkemizde ve kullanışı, hani bir ozon makinesi alan ozon uyguluyor gibi evet. Şu an. Hatta böyle güzellik merkezlerinde uygulayanlar, tıp dışı insanlarca uygulamaların çok yoğun olduğu söyleniyor. İşte bunlara halk ne kadar bilinçlenirse, halkın farkındalığı ne kadar artarsa o kadar önemli. Bunlara itibar edilmemesi gerekiyor ki hekimler arasında da sertifikalı olanların artık ancak uygulamasına izin verilecek. Sağlık Bakanlığı bu konuda çok ciddi gidiyor. Evet. Peki ozon dediğimiz zaman aslında Türk hanımlarının yabancı olmadığı bir kelime. Bazen bu yüzden bir kafa karışabiliyor. Kesinlikle. Hocam. Kesinlikle. Sanki çamaşır suyu gibi bir şey değil mi? Evet. Onunla karıştırılıyor. Ama ozon bir gaz, bir sıvı değil. Ozon bir gaz, şöyle ayırt ediyoruz biz zaten. Tıbbi ozon. Tıbbi ozon dediğiniz zaman olay farklı bir boyuta taşınıyor. Ozon bir gazdır ve oksijenden elde edilir. Oksijeni ayrıştırıp birleştirerek böyle değişik bir molekül elde ediyoruz. Bir farklı bir yapısı var ozonun. Ama oksijenden elde ediliyor. Bu çok önemli. Ve bir dolu etkileri var. Sen sor, ben söyleyeyim. Evet hocam. Tabii sadece hastalık için değil, sağlığı korumak için de yapılıyor değil mi? Kesinlikle. İlle de ozon uygulatmak için hasta olmanız gerekmiyor. Sağlığınızı korumak veya performansınızı artırmak için, yani sağlık performansınızı artırmak için ozon uygulaması yapabilirsiniz. Hatta ve hatta profesyonel sporcuların ya da yarışma sporcuların, atletlerin ozon uygulattığı dünyada uzun süreden beri çok iyi biliniyor. Ve hatta ozona özel doping adı veriliyor. Çünkü kanda çıkmıyor. Yani bir madde bırakmıyor. Fakat acayip performans artırdığı için sporcuların bunu çok yoğun kullandığını biz biliyoruz. Tabii hocam. En son olimpiyatlarda kupa yaptıran yüzme atletleri değil mi? Olay olmuştu. Ozon. Hepsi. Evet, ozonlanıyorlar. Yani o, nasıl bir doping, siz onu anlayın artık. Kesinlikle. Peki ozon deyince belli başlı hastalıklar da akla geliyor değil mi hocam? Siz hangi hastalıklarla karşılaşınca mutlaka önce bir ozon diyorsunuz? Ozon öyle geniş bir yelpazesi var ki ozonun kullanılış şekillerine göre kullanılan hastalıklar da değişiyor. Bir kere ozonu damardan uygulayabilirsiniz. Ozonu bir saf zeytinyağından geçirerek ozol gazı dediğimiz bir gaz oluşturup onu akciğerlere çektirtebilirsiniz. Direkt olarak ozonu
burun deliklerinden sinüslere verebilirsiniz sinüzit tedavisinde. O akciğerlere çektirdiğinizde bütün KOAH, astım, bronşit hastaları için inanılmaz rahatlatıcı. Özellikle KOAH hastalarında akciğere giden damarda daralma oluyor ve kanlanma problemi var akciğerin. Sıkışıyor hastalar. Hem bronşları gevşetiyor hem de o damarı gevşetiyor ve akciğerin kanlanmasını artırdığı için KOAH'lılarda çok ciddi bir rahatlama yapıyor. KOAH hastalarına buradan duyurulur. Kesinlikle ozon çok değerli KOAH'ta. Damardan verilen ozonun çok çok faydaları var. Sanıyorum şeyde de görülüyor. Görüntülerimizi değil evet, uygulaması. Çok böyle basit, hiç kokusuz, yani koku falan da çok algılamıyorsunuz. Bir kere ozon hani acısız, tatsız, öyle bir şey, bir gaz. Damardan verdiğiniz uygulamanın çok fazla yeri var. Yani bir kan ozonu var, bir serum ozonu var. Dünyada Avrupa uyguluyor. Avrupa'nın uyguladığı yöntem kan ozon yöntemi. Onlar çok yüksek dozlar uyguluyorlar. Fakat bütün dünyada ozonda çok ileri iki ülke var. Şimdi iki ülkeyi de tahmin edemeyeceksin. Uzak Doğu mu yoksa? Değil. Uzak Doğu değil işte. Birisi Allah Allah. Rusya. Rusya bu konuda çok ileri ve serum ozon yapıyor. Ben de Rus teknik kullanıyorum mesela. Benim tekniğim de farklı. Bir de bir numara kim biliyor musun dünyada? Küba. Aa. Küba bu konuda inanılmaz ileri. Pek çok bilgiyi kendilerine saklıyorlar. Ozonla tedavi etmedikleri hastalık yok. Adamlar kanser tedavi ediyorlar. Bir de ambargo altındalar ya, değil mi? Enteresan yani. Ya Küba inanılmaz bir ülke yalnız. Ya yani oradan gelen bilgiler bize hani aktarıldığında çok şaşırdık. O kadar sağlık konusunda ileriye gitmişler ki ozonu kullanmadıkları mecra kalmamış. Peki ülkemiz hangi seviyede hocam? Ülkemiz Alman ekolünün etkisinde kalmış kan ozonuyla ve yüksek doz ozonlama. Şimdi dünya yüksek doz ozonlamadan çekilmeye ve bunun anlamlı olmadığını, doğru olmadığını söylemeye başladı. Ülkemizde en fazla yapılan yanlış, gelen herkese direkt ozon başlanması, yüksek doz başlanması. Ozon aslında bir aşı gibi bir şey. Yani kendisi, hani nasıl aşıyı verdiğin zaman aslında aşı bir mikroptur. Hı hı. Ozonun kendisi de normalde bir vücutta stres yaratan, vücudun içerisinde küçük tahribat mı yapıyor hocam? Evet, vücudun içerisinde sürekli bir şey vardır. Bir savaş vardır. Bunun tıptaki adı oksidatif strestir. Yani oksijenlenme ile oksijenlenememe arasında vücutta bir savaş meydana gelir. Hücrelerin çöpleri vardır. Hücrede hücre besini alır, yemeğini yer, sonra bir çöp çıkarır. Hani her evden önce bir şeyleri yiyoruz, sonra çöp çıkarıyoruz. Hücrenin çöpü bu problemdir. Yani hücrenin çöpünün atılması lazım. İşte bu çöpler aslında ozonunla alakalı şeyler. Yani ozon vücutta bir stres yaratıyor. Şöyle bir dürtükleme gibi düşün. Yani bütün sistemleri bir şöyle dürtüyor. Kendine gelir misin? Bak, harekete geçer misin diyen bir şey. Vücudun içerisindeki o karışıklığın bir benzeri, dışarıdan veriyoruz. Aşı gibi bir şey. Dolayısıyla herkese onun veriliş tarzı ve dozu çok önemli. Eğer birisine verirsiniz, o kişi direkt şey olur, böyle hastanelik olur. Yani yere yapışır. Gerçek anlamda. Çok enteresan. Tabii. Ama dozu o kadar önemli ki ülkemizde gelene geçene ozon yapılıyor. Gelene geçene ozon yapamazsınız. Her kişiye anında ozon uygulayamayabilirsiniz. Ya da ozon uygulayacaksanız dozunuz inanılmaz küçük olmalı. Titrasyonu çok önemli dozun. Genel geçer dozlar çok yüksek ülkede. Onun için de bir sürü insan mesela ozon yaptırdım hocam hiç fayda göremedim.
daha da perişan oldum, daha da perişan oldum. Daha perişan olursunuz tabii. O dozlarda herkes böyle yere yapışır. Yani mümkün değil. Nasıl diyeyim? Şimdi balyozla vuruyor gibisiniz. Halbuki ufak ufak dokunacaksınız o kişiye. Ya yani ozonun onun için uygulaması çok önemli, bilgisi çok önemli. Ve teknik artık eski tarzdan değişti. Kan değil de şey yapıyoruz. Serum ozonlamaya döndük. Çok daha etkili, kansız bir yöntem. Yani daha kansız bir şey. Ve dozları çok küçük. Onlarla etki daha yüksekmiş. Bu artık yayınlarda da belli. Hocam inanılmaz bilgiler paylaşıyorsunuz ama. Şimdi biz hani ozon yine ezberler gidiyoruz. İşte hemen ozon yaptırıyoruz ama hakikaten söylediğiniz gibi çok daha kötü oldum diyenlere cevap veriyorsunuz şu anda. Evet, kötü olan çok insan var ama. Mesela ozon kullanılmadığı yer yok işte. Makattan veriyorsunuz mesela ozonu. Makattan verdiğinizde bütün karın içi organlarının oksijenlenmesi artıyor. Karın içi organlar besleniyor. Bağırsak hastalıklarının hepsinde bu kron hastalığı, ülseratif kolit, hani bizim GEPS hastası dediğimiz bağırsak problemi olan, mide bağırsak problemi olan herkes de çok anlamlı. Aynı zamanda hani bağırsakta mantar oluyordu bu tarz insanlarda. Özellikle sürekli kilo veremeyen dirençli obezitelerde makattan verdiğiniz ozon çok değerli. Yine akciğerden bahsetmiştik akciğerden hocam. Verdik, makattan verdik. Özellikle karaciğer beslenmesinde, karın içi organlarında önemli, karaciğer beslenmesinde önemli. Ozon mikropları da öldürüyor, vücuttaki mikropları. Virüslere karşı çok etkili. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hiç tıp bizim şu zamana kadar asistanlıkta, tıp fakültesi öğrencilik döneminde hep öğrendiğimiz hepatit C'nin tedavisi yoktur denir. Aa. Ozonla hepatit C'yi tedavi ediyorsun. Kalıcı tedaviden bahsediyorsunuz. Tamamen yok edebiliyorsun. Yok ediyorsun. Hocam az önce söylediğiniz KOAH konusunda da tedavide çok ümitsizler mesela doktorlar. KOAH'ta bir şey yapılamıyor ki yani. Ben hiçbir yoğun şey bakımcıyım. KOAH'ta solunum makinesine bağlandın mı oradan çıkamaz hasta. Yani o derece bir sürü hasta var etrafta dolaşan. Ya da aylarca göğüs hastalıkları kliniklerinde yatıyorlar. 3 ay, 6 ay. Bu insanlar ozonla çok ciddi fayda görüyorlar. Bunda bilimsel araştırmalar var. Bu konuda çalışan insanlar var. Hocam şeker hastalığı ve şeker hastalığının yaralarıyla ilgili de. Şeker hastalığında bir numara. Şimdi buradan biraz iddialı konuşacağım. Tip 2 diyabet var biliyorsun. Tip 1 diyabet. Bunu özellikle şeker hastaları bilir. Tip 1 çocukluk çağında başlayandır. Tip 2 sonradan olandır. Hı hı. İnsülin kullananlar var, kullanmayanlar var. Tip 2 diyabet, yani sonradan olan diyabette, sonradan olan şeker hastalığında insülini bıraktırıyorsun. Hatta ağızdan alınan diyabet ilaçlarını bile bıraktırabiliyorsun. Tip 2'de olayı tamamen neredeyse yok ediyorsun, neredeyse. Tip 1'de de insülin dozlarını düşürebiliyorsun ozonla. Ama sizin bahsettiğiniz Rus ekolü ve doğru doz ozonla değil mi? Evet. Her yerde karşılaştığımız doğru ozonla dozlama, değil. Doğru dozlama. En büyük problem doğru dozlama. Hocam buradan devam edelim. Çok güzel sorular geliyor. Fakat tamam. Arkadaşlarımız reklam işareti verdiler. Reklamların arkasından şeker hastalığını biraz daha açacağız. Sorularınıza cevap vereceğiz. Bizden ayrılmayın. Beşinci mevsim devam ediyor. Bugün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Profesör Doktor Cemile Öztin Öğün hocamızı ağırlıyoruz. Ozon tedavisi hakkında konuşuyoruz ama daha önce bu bilgileri duymamış olabilirsiniz. Hocamız yine ezberleri bozuyor. Ozon tedavisi çok ehil ellerde yapılmalı dedi ilk bölümde. Biz de can kulağıyla dinliyoruz kendisini. Sağlığımızı korumaya çalışırken kaybetmeyelim diye değil mi evet, hocam? Evet, kesinlikle. Sorular geliyor. Hemen şeker hastalığıyla devam edeceğimizi söylemiştik ama izleyicimizin iki sorusu var. Biri şeker hastalığı. Ona getireceğim hocam. Ama önce şöyle sormuş. Burun kemiğinde kırık var. 4 sene önce ameliyat olmuş. Doktoru ozon önermiş baş ağrısından dolayı. Buna benzer sorunlarda bir destek tedavisi olabiliyor mu ozonla ilgili? Ozon yalnızca burundan verilebilir. Sinüsleri açar. Sinüsleri tıkalıysa onları açmakta esprisi olabilir. Onun dışında eğer kırık
kötü kaynadı ve böyle ciddi eğrilik yaptıysa onun tedavisi cerrahidir. Bakın işte her şeye nereye ozon, ne zaman ozon, bu çok önemli. O hastaya hani PRP kök hücre kombinasyonu yapılabilir. Yani ozonlu PRP yapılıp hani buradaki dokuda problem varsa dokunun gelişmesi sağlanabilir. Eksiklik varsa ama ciddi bir eğrilik varsa cerrahidir. Yine söylüyorum, sinüslerini yine de açabiliriz. Fakat eğrilik ozonla yok olmaz. Hocam kalp hastalığından dolayı ameliyat riski olan kişilerde ozon kullanılabiliyor mu? Oo, tabii. Ozon kalp hastalığında şöyle bir numara, bir numara, bir numara. Çünkü ozonu vücuda verdiğin zaman damarlarda ciddi bir genişleme oluyor. Ve koroner damarlarda, yani kalbin kendini besleyen damarlarda da genişleme oluyor. Ve en büyük genişlemelerden biri de orada oluyor. Onun için kalp hastalarında ozon o kadar değerli ki. Bir de ozon ancak 3 aydan sonra etkisini gösterdiği bir durum var. Erken etkileri var, geç etkileri var. Geç etkilerinde yeni damar oluşumu yapıyor. Ne demek biliyor musun yeni damar oluşumu? Kalbinin tıkalı damarlarının yanından yeni damarlar oluşuyor demek. O kadar değerli ki eğer ozonu damarın içini temizleyen özel şelasyon dediğimiz özel temizleme yöntemleri var. Damardan verdiğin, damardan bir tedavi var. Bununla kombine edersen, üzerine sen yine kök hücreni verirsen, bakalım o hastada neler oluyor. Peki hocam, bunu birkaç seans devam ettirerek mi bu etkiye ulaşıyoruz kalp hastalığında mesela? Şimdi uzun süren hastalıklarda, kronik dediğimiz, süren dediğimiz hepatit C gibi, multiple skleroz MS gibi, ülseratif kolit gibi, diyabet yani şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi, kalp hastalığı gibi hastalıklarda tedavi uzun sürer. Biz şöyle seanslar yapıyoruz. En az 12 seans yapıyoruz ama bu daha normal hastalıklar için. Bu saydığım hastalıklar için 16 belki hatta 24 seanslık bir süreç lazım. Ve bundan sonra belki ikinci kürler lazım. Birinci kür bir seanslar toplama. Mesela 16 seanslık ya da 24 seanslık bir kür, bir toplama bir kür diyoruz. Bu da işte haftada 2'den bazı zaman bazı hastalarda her gün ya da haftada 3 yapılan durumlar var. Ama genelde haftada 2'dir bunun uygulaması. Bu şekilde bir süreçte bu problemli biraz önce saydığım hastalıkla tedavi ediyorsunuz. Bir de hocam şu oluyor mu? Ozon vücuda girince kalbi hedefleyerek bir tedavi planlıyorsunuz ama başka noktalarda da iyileşme sağlıyor değil mi? Ozon kombine bir tedavi ozon gibi. Ozon vücuda girince ne oluyor? Evet. Bir, ciddi olarak damarlarda genişleme yapıyor. Bütün damarlardan bütün damarlarda. Atar ve toplar damar tarzı tüm damarlarda yapıyor genişleme. Tüm damarlarda yapıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bütün hücrelere giden kan artıyor. Hücrelerin beslenmesi artıyor. Diğer toplar damarlarda da genişleme olduğu için ne yapıyor? Hücrelerin çöplerini temizlemesi kolaylaşıyor. Yani vücudun asidi, vücudun pisi, toksini, zehiri bir kere atılıyor mu bir? Vücudu temizlenmesine vesile oluyor. Tepeden tırnağa. Bütün hücreleri. Hücreleri besliyor, çöpünü de alıyor. Besin götürüyor, sonra da çöpünü alıyor. Yani müthiş bir şey bu konuda. Yapıyor, temizlikçi. Besleyici temizlikçi. Bunu yapıyor. İki, vücutta ne kadar zehir varsa ozonun 3 tane oksijen atomundan oluşur. O3'tür zaten kimyasal formülü. Hemen vücutta ozonu verdiğinde vücutta bu ikiye ayrılır. Oksijenle o tek başına olan oksijen atomuna. Oksijen kendisi bir de oksijen atomu. Ne oluyor? Vücuda sen ozon verdiğinde ciddi olarak vücudu oksijenlendiriyorsun. Koahlar onun için fayda görüyor. Kalp hastaları onun için fayda görüyor. Bütün süreyen hastalıklardakiler onun için fayda görüyor. Vücut 3 ay sonra bir oksijenleniyor, bir oksijenleniyor. Oh ben hayatımda böyle bir oksijen görmedim diyor hücreler. Göğe eriyorlar yani. Hücreler böyle bir şey oluyor hücrelere. Arkasından o tek başına kalan molekül var ya, o gidiyor zehirleri
tanıyor hemen. O öyle özel bir molekül. Gidiyor atom diyeyim, molekül değil. Tak, zehirlere yapışıyor. Zehirlere yapışıyor ve böyle bekliyor. Ben zehri tuttum diyor. Ne vücuda yapacağım? Gel bunu at diyor. Şimdi sen bunun üzerine hemen vücuttan bu zehri attırıcı bir tedaviyi girdin mi yanına? Orada ne zehir mehir kalmıyor, vücuttan atılıveriyor. Ne güzel. Detoks da yapıyor mu? Artı yeni damarlar oluşturuyor mu? Artı vücutta ağrı kesici etki yapıyor mu? Oo. Oksijenlenme yapıyor. Ağrı kesici etki yapıyor. Tansiyonu bunu düzgün aldığında hep damarları açtığı için tansiyon da düşürücü etki yapıyor. Yüksek tansiyon hastaları tansiyon ilaçlarını bırakıyor mu? Şekeri düşürmeye başlıyor. Dolayısıyla vücudun insülin ihtiyacı azalıyor. Pankreasa destek atıyor mu? Şeker hastalarının şekerleri regüle oluyor mu? Düzenleniyor mu? İnsülin ihtiyaçlarını takır takır azaltmaya başlıyorlar. Bir süre sonra insülin ihtiyacı kalmıyor. İçinde ne kadar mikrop varsa onu öldürüyor mu? Öldürüyor. Daha ne yapsın? Hakikaten daha ne yapsın? Müthiş bir şey. Yara iyileşmesini ciddi olarak uyarıyor. Ha, bağışıklık sistemini böyle arkasına böyle bir destek veriyor ki o destek inanılmaz. Bağışıklık sisteminde bütün zararlı şeyleri öldüren hücreler var. Makrofaj diyoruz biz onlara. Böyle gelip yutuyorlar böyle. Hani animasyon filmlerinde mikrobu gelip yutan hücreler görürsünüz ya. İşte o hücreleri coşturuyorlar böyle. Onlar ne kadar pislik varsa hepsini yiyip bitiriyor. O hücreleri coşturuyor. Ondan sonra diğer kan hücrelerini coşturuyor. Kemik iliğini coşturuyor. Ne oluyor? Yani kansızlık çekenler, hem vücut oksijenleniyor, kemik iliği coşmuş, uyarılıyor, her tarafı uyarıyor. Ne oluyor? Vücut kendini içeriden başlıyor iyileştirmeye. Yani aslında vücutu böyle uyarmak ne anlama geliyor? Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin bir şahı gibi bir şey. Vücudun kendi kendini uyarıyor. Sen kendini iyileştir artık. Hadi ben seni dürttüm. Ben sana bu yardımları yaptım, desteği attım. Artık sen kendi kendini iyileştirebilirsin. İşte tamamlayıcı tıp bu zaten. Ozon da bunu layıkıyla yapıyor. Ama ehil ellerde ve doğru yöntemle değil mi hocam? Eğer işte doğru yöntemle, doğru dozda kullanmazsan ne oluyor biliyor musun? Bıçağın öbür tarafı bir dönüyor, o hastayı kesiyor işte. Bağışıklık sistemini baskılıyor. Doğru yapılmazsa. Bağışıklık sisteminin üzerine balyoz gibi vuruyor o zaman, dozları yüksek olduğu zaman. Ne oluyor? Hasta tam anlamıyla perişan, yıkım oluyor. Özellikle yaşlı hastalarda, özellikle kapasitesi ciddi azalmış hastalarda. Mesela kanser hastalarına. Hocam birazdan kansere gelelim mi? Hı hı. Sorularımız birikiyor. İzleyicimiz demiş ki, oğlumun tiroid bezleri büyüyor. Büyürken sesi kısılıyor. Doktorlar şu ana kadar bir uygulama yapamadılar. İlaç tedavisi vesaire pek bir şey yok diyor. Çocuklar için bu tarz büyüme ya da sıkıntılı durumlarda kullanılabiliyor mu ozon hocam? Bir kere ozon her yaşta kullanılabilir. Çocuklarda kullanılabilir. Çocuklarda damardan vermezseniz makattan verirsiniz ve kulaktan verebilirsiniz mesela. Aa. Tabii özellikle otistik çocuklarda. Sara hastalarında, baş dönmelerinde vertigo rahatsızlığı olanlarda, migren hastalarında, baş ağrısı olan insanlarda, eğer kulak zarı delikliyse o kişiye tamamen buradan verebilirsiniz. Bir kere baş ve boynu ve beyni ilgilendiren tüm hastalıklarda verebilirsiniz. Tiroid büyümesi çocukta büyüyor mu? Yani çalışmıyor mu? Bence hipotiroidi tarifliyor. Çocukluk çağı hipotiroidisi gibi bir şey. Yani doktorların bir şey diyememesi biraz şaşırtıcı. Kan şurubundan başka ilaç verememişler. Böyle yazmış. İlginç. Bence bir bilgi eksiği var burada. Çok bana mantıklı gelmedi. Bunu ayrıca hani çocuğu ve bulgularını değerlendirmek lazım. Fakat kesinlikle vücutta bir uyarı yaptığı için, ciddi uyarılar yaptığı için ozon değerli. Yani bu çocukta da anlamlı olabilir ama bu çocukta bir bilgi karışıklığı tam var. Ne olduğunu öğrenmek gerekiyor. Bir diğer soru, tabii KOAH'tan bahsettik, hemen akciğerle ilgili sorular geliyor. Akciğer kanseri için hocamın ozon tedavisiyle bir önerisi var mı diyor.
hocam? Şimdi kanser farklı bir olay. Ozon tedavisiyle hem akciğere nefesle vererek hem de damardan vererek her türlü kanserde bağışıklık sistemini uyararak kanserle vücudun savaşmasını artırabiliyoruz ozonla. Yine buradan akciğere direkt vererek burada faydamız olabiliyor. Fakat kanserin tipi, yani kanserin cerrahi ile çözülüp çözülmeyeceği çok önemli. Yani burada göğüs cerrahıyla ve tıbbi onkologla koordineli gitmek lazım. Tek başına bir kanserde, akciğer kanserinde, yani bir tümör varsa, yani ozon tek başına yeterli değildir. Onun yanına mesela damardan verilen özel bir C vitamini tedavisi var. Ama bu bildiğiniz bir C vitamini değil. Hocam nedir bu? Bu, yani bu daha değişik. Dozları çok yüksek ve herkesin yapması biraz problemli. Çünkü vücutta ciddi olarak elektrolit dediğimiz, yani sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, bunları karıştıran, vücudun asit baz dengesini karıştıran, biraz ehil elde, yani verdikten sonra hastayı kontrol edebilecek birisi olman lazım ve özel bir eğitimi var. Bununla tümör eritiliyor. Siz bunun eğitimini aldınız, aldım, değil mi hocam? Evet. TÜBİTAK'ta bunun eğitimi veriliyor ve TÜBİTAK bu konuyu çok önemsiyor. Çok ciddi araştırmalar var TÜBİTAK'ta. Kanserde kurkumin dediğimiz zerdeçaldan yapılan bir ekstra var. Böyle damardan, onun damardan verilenini oluşturmuşlar. O konuda ciddi araştırmalar var. Bu konuda bir sertifikasyon programı var. TÜBİTAK bunu pek yapmıyor. Yani bir kez yaptı. Biz de o şanslı insanlar arasına girdik. Tümörleri C vitaminleriyle ve kurkuminlerle eritiyorsunuz. Ama bu çok özel bir tedavi. Evet. O zaman önümüzdeki programlarda inşallah kansere yaklaşmamız daha detaylı. Kanser konuşuruz. Evet. Hocam sorular geliyor. Tansiyon hastası. Bir izleyicimiz demiş ki 42 yaşındayım. 21 yıldır yüksek tansiyonum var ve yüksek doz ilaç kullanıyorum demiş. İlaçlarını ya çok ciddi azaltır ya da ilaçlarından kurtulabilir. Peki hocam hem tansiyon, şeker, kalp bir arada olabiliyor değil mi? Kronik tabii hastalıklar. Genellikle de bir arada olur. Peki onlara yaklaşım nasıl olmalı ozon ve tamamlayıcı tıp konusunda? Ozon bir kere 3 mesela 3 rahatsızlıkta bir arada tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığı bir kere 3'üne de çok ciddi faydası var. Ama bir yandan da biraz bitkisel destek vermek lazım. Bu hastalarda bu 3'ü de varsa çok yüksek olasılıkla kanda bir madde var. O madde yüksektir. Allah Allah. Ne acaba o? O acaba ne? O madde çok yüksektir ve o madde genellikle o madde kalp damar hastalığı ve beyin damar hastalıklarına yol açar ve Alzheimer'da kesinlikle risk faktörüdür. Bu maddeyi ben hemen saptıyoruz. Hep direkt bütün hastalara bu maddeye bakıyorum ben zaten. Bu madde genç yaşta da ben 19-20 yaşında deli gibi yüksek hastalar gördüm. Nasıl bir risk faktörü taşıdığını düşünmek için. Evet. Bunu ciddi olarak bazı özel vitamin tedavileriyle düşürüyorsun. O maddeyi düşürmek için vücutta maddeyi düşünce riskin de gidiyor. Alzheimer riskin, kalp damar hastalığı riskin. Yani o maddeyi böyle hep düşük tutmak lazım kanda. Sormuyorum ben maddeyi hocam. Sorma. Merak etsin o izleyiciler. Herkes merak etsin. Tamam. Peki. Hocam bu arada MS hastaları var. Yine müzmin bir rahatsızlık. Hı-hı. Pek iyileşme umudu yok deniliyor. Ama sizin yaklaşımınız çok değerli. İşte aynı şey otizm için de söyleniyordu biliyorsunuz. Tedavisiz diye bir şey yok. Ya yani bir ölüme çare yok. Ondan sonra onu da vakti zamanında bulan bulmuş da sonra yok etmiş biliyorsun. Öyle diyorlar değil mi öyle hocam? Deniyor. Lokman hekimi gibi. Mutlaka bir hikmeti var ama. Var ama belki de öyle olması daha hayırlı olduğu için. MS hastaları iki yaklaşımla bir kere MS hastalarında kesinlikle bağırsak ana nedendir. Sinir sistemini hastalandıran, sinir sistemine zehir girmesine yol açan bağırsaktaki kaçaklar, bağırsağın içerisinden zehir girdiği için onlar gidip sinir sistemine, beyne yerleşiyor. Hı hı. Bir kere o kişinin bağırsağını iyi edeceksin. O kişilerde çok ciddi bazı
minerallerde eksiklik var. Bunları yok edeceksin. Ve ozon bunlar da çok değerli. Ama MS hastalarında bir kombine tedavi var. Sedef. Ozonla sedefler kalıcı gidiyor. Gidiyor vallahi. Hocam bize hiç böyle anlatılmadı ama ozon. Bilmem. Hep sanki kozmetik gibi anlatılıyor. İşte yanına bir de ozon yapalım falan diye anlatıyorlar. Diyorum ya ben sana güzellik merkezleri muhabbeti gibi oluyor. Peki. Alakası yok. Bu akupunktur da böyle değersizleştirilmiş ya. Ama o çok acı. Yani 7000 yıllık bir şeyi değersizleştiriyorsun. Ve hatta diyorum ya hep ben ilahi bir hediye olan akupunkturu değersizleştirme. Sanki yalnızca kilo vermede kullanılıyor gibi. Ozon yalnızca güzellikte kullanılıyor gibi. Güzellikte kullanırsın ama güzellikte tek başına da değil. Perepeyle kombine edersin. İnanılmaz bir cilt olur. Saç olur. Mesela kadınlarda dökülmelerde yani yeni başlayan dökülmelerde değerli. Yani orada kellik oluştuysa orada bir anlamı yok bak. Yani orayı biraz beslersin ama yeni bir dökülme varsa, yani dökülme yeni başladıysa oradan dönmen ozonla çok güzel. Hocam bu arada hastalıkları not almıştık. Romatoid artrit hastalığı ve romatizmalar hakkında. Evet, otoimmün hastalıklar. Yani vücudun kendi hücresini, kendisinin yediği hastalıklarda ozon bağışıklık sistemini düzenine getirerek etkili. Bu hastalıklarda akut hecme ile geldiyse mesela akut orası şişmiş, burası şişmiş, ağrılı. İşte bunlarda o akut hecmeyi sendiriyorsun, söndürüyorsun. Sonra da onarım fazına geçiyorsun. Bunlarda bağışıklık sistemini hale yola koyuyor ozon diyeyim. Evet hocam. ALS hastalığına hocamızın yaklaşımı nasıl diyor? Amyotrofik lateral skleroz. Bu da ozondan yine fayda görür. Fakat yalnızca ozondan değil, bu hastalar kök hücreden fayda görür. ALS hastaları. Tabii kök hücre yapmak lazım bunlara. Hocam Parkinson hastalığı için hocamızın cevabı nedir diyorlar? Parkinson bağırsak kökenli bir hastalıktır. Tamamen bu hastalar en temelinde bağırsaktan yola çıkmıştır. Ve beyinde bazı hormonlar, iletici hormonlarda artık problem yaşamaya başlıyor. Parkinson'da da yine mesela hem kulaktan verilen ozon, hem damardan verilen ozon, hem de makattan verilen üçlü tedavi yapmak lazım. Artı kök hücre yapmak lazım. Hocam bu arada eklem ve kıkırdak dokuda faydası var mı diyor. Tabii ki olmaz olur mu? Kanlanmayı artırıyor ya ozon. Kanlanmayı artırdığı için ve doku iyileşmesini uyardığı için hani bizim aslında etkilerden mutlaka söylemeyi unuttuklarım var. Ozon eklemin içine verebiliyorsun, eklem çevresine verebiliyorsun. Lokal uygulama diyoruz. Yani iğneyle giriyorsun eklemin içine ve prolo ozon diyoruz. Ben proloterapi anlatmıştım. Yani eklem sağlığını korumak için eklemi Türkçe kelime bulmaya çalışıyorum. Stabilizasyonunu, düzenini sağlamak için kasın kemiğe yapıştığı yeri sağlamlaştırmak için kullanıyorduk. Bunu ozonla kombine edip kullanabiliyoruz. Yani bütün fıtıklarda, bütün eklem problemlerinde ozon kullanabilirsiniz. Artı daha sonra PRP ve kök hücreyle kombine ederek kullanmalısınız arkasından. Evet hocam. Bu arada bel fıtığı ile ilgili o kadar çok soru var ki. Kanal daralması soruları var. Biz bunların hepsinde ozon verirsiniz. Dediğim gibi arkasından PRP ve kök hücre kullanırsınız. Hep kombine tedavi kullanmalısınız. Kök hücreyi, PRP'yi ozonun bir yanında böyle hep yanında onun arkadaşı olarak kullanmalısınız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vakit bitti. Vakit bitti. Bir tek diyabetik yaralara söylemek istiyorum. Çok mağdur insan var. Ayağı kesilen, parmağı kesilen insanlar var. Ayakları, parmakları kesilmekten biz kurtarıyoruz. Hani bu insanlar için gerçekten naçar durumdalar. Onlara söylemek, seslenmek isterim. Biz torbalıyoruz. Torbalama yöntemi gösterildi mi? Acaba görüntüler geldi mi? Bir mavi balon vardı. Böyle torbayla ozon veriyorsunuz. O yaralar iyileşiyor. Biz mesela o kadar benim öyle hastam var ki
Birkaç ay önce tramvay çiğnemişti bir çocuğun ayağını, biliyor musun? Evet, haberlerde görmüştüm. 10 yaşlarında bir çocuk. Hı-hı. İşte o benim hastam. O ayağı perişan, onun böyle kırık şey yok, deri yok üzerinde. Komple yara, o çiğnenmiş ayağı biz şimdi deri haline getirdik. Deri nakli, doku nakli bile yapılmayacak pozisyonda. O ayak böyle kokuyordu, akıyordu. Şeyden, mikroptan, irinden. Şimdi bir gör. Ozon sayesinde mi, evet, hocam? Evet. O çocuğu damardan ve yarasını torba, yani torba koyup ozonladık. O çocuğun ayağını kurtardık biz. Hocam teşekkür ediyoruz. Biz bütün hastalarınız adına ve izleyicilerimiz adına. İnşallah haftaya çarşamba bekliyoruz. Evet, inşallah. Daha çok yarım konumuz var. Bizi takip etmeye devam etsinler. Evet. Cevaplayamadığımız sorularımız var. Programdan sonra hocamızın ekibinden görevli arkadaşlarımız size tek tek ulaşacaklar ve sorularınızla ilgili cevap isteyecekler hocamızdan. Evet. Yarın burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. 5 sayfasına da yazabilirler. Evet.